dönemine geldik. Abdülaziz dönemi ıslahatlarına. Burada da önce asker alanda yine. Bu dönemde Osmanlı donanması dünyanın üçüncü büyük donanmasına sahip olmuş. Daha önce bir defa bunu ÖSYM'e sordu lisans sınavında. İdari alandaysa yurt dışına çıkan Paris'e gitmişti. Ve heykelini yaptıran ilk padişahtır aynı zamanda. 1871'de bir tane vilayet nizamnamesi yayınlanıyor ve eyaletler kaldırılıyor. Artık bak eyaletler yok. Bunların yerlerine vilayetler kuruluyor ve bazı düzenlemeler yapılıyor. Şimdi en büyükten başlayalım. Vilayetler var artık. Bunların başlarında vali denen yöneticiler var. Günümüzde de böyle. 1840'a göre eyaletlerde müşir denen yöneticiler varmış. Yani 1840 biraz daha gerideki bir nizamname. O zaman bak kim varmış? Vali yerine müşirler varmış. Livalar mutasarrıflar tarafından yönetiliyor. 1864'te gene bir tane vilayet nizamnamesi çıkartılıyor. Bu livaların isimleri sancak olarak geçiyor ve başlarında da kaymakam var. Sonra işte 71'de bir nizamname yayınlanıyor. Artık sancaklar liva oluyor. Kaymakamlara da mutasarrıf deniyor. Sonra kazalar var gene. Kaymakam yönetiyor. Nahiyeler var. Müdür yönetirmiş. Bu birim 1871'de eklenmiş. Yani şurada gördüğümüz 1840 ve 1864 vilayet nizamnamelerinde nahiye denen bir yer yoktu bak. Unutmayın bunu önemlidir bu. 1871'de eklenmiş müdür yönetiyor. Köyleri de yine her zamanki gibi muhtarlar yönetilmiş. Basın yayın hayatını düzenlemek için matbuat nizamnamesi yayınlanmış. Kanunların ve yönetmeliklerin yayınlanması için Düstur Dergisi yayınlanıyor. Yani bu bir resmi dergi gibi düşünebilirsiniz bunu. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları yapılıyor. Demir yolları için Nafia Nezareti, Turku ve Meabir yani yol ve geçit dairesi kurulmuş. İlk metro hattı ve tramvay yapılıyor Abdülaziz'de. Osmanlı yaralı hasta ve askerlere yardım cemiyeti oluşmuş, kurulmuş. Bu da ileride çok meşhur bir kurum olan Kızılay'a dönüşecek. Daha şu an değil ama şu an adı bu. Osmanlı Yaralı Hasta ve Askerlere Yardım Cemiyeti olarak biliniyor. Sonra eğitim kültürüne bakalım Abdülaziz'in. Eğitimin modernleşmesi, kurumsallaşması ve sorunlara köklü çözümler bulunabilmesi için Saffet Paşa tarafından Marifi Umumiye Nizamnamesi çıkartılıyor. Ve bununla birlikte ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim gibi bölümler oluşturularak bunlara bazı isimler veriliyor. İlköğretim Mektebi İptidai ve Mektebi Rüştiye, ortaöğretim Mektebi İdadiye ve Mektebi Sultaniye, yüksek öğretimde Darül Fünun olarak 3 kısma ayrılmış. Zaten bak hemen alttaki bilgiye bakarsanız da ilk Osmanlı Üniversitesi zaten açılıyor. Yüksek öğretim çünkü burada kuruldu. Hemen okul da açılmış. Darül Fünun. İlk derste kimyager Derviş Paşa tarafından verilmiş. Sultaniler açılıyor. Yine bak burada da görmüştük. Mektebi Sultaniyeler diye bir bölüm oluşturmuştu. Öğretim süresi 6 yılmış bunların. Galatasaray Sultanesiymiş ilki. Kız öğretmen okulu açılmış. Darül Muallimat. Bir önceki Abdülmecit'te görmüştük. Darül Muallim vardı erkek öğretmen okulu. Burada da kızı açılıyor. Öksüz kalan çocuklar için Darül Şafak açılmış. Yoksul ve yetim erkek çocuklar için ıslahhane açılıyor. Tarım ve sanayi ürünleri için ilk Osmanlı sergisi olan Sergi-i Umumi Osmani açılmış. Genel Osmanlı sergisi demek bu. Unutmayın bak tarım ve sanayi ürünlerini sergilemek için açılmış. Sonra Şekerahmet Paşa da ilk resim sergisini açmış. İlk kez posta pulu basılıyor. Adliye Nezareti'nin yayın organı olan Ceride-i Mehakim gazetesi çıkartılıyor. Zaten bak hakim kelimesi geçiyor içinde. Osmanlı'nın ilk mizah dergisi Diyojen çıkarılıyor. Theodor Kasap çıkartmış bunu. Osmanlı'nın ilk kadın dergisi Terakki Mukadderat çıkartılmış. İlk sivil tıp okulu olan Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye açılmış. Rasathane-i Amire yani Kandilli Rasathanesi de gene bu dönemde kurulmuş. Devam, mali alanda neler yapmış? Osmanlı Bankı Osmaniye'ye ortak olmuş. Şimdi hatırlar mısınız? Az önce demiştik ya Abdülmecit'te Bankı Dersaadet vardı. Sonra battı bu. İngilizler sermaye koyup bunu Londra'ya taşıdılar. Adı da Banka Osmani olmuştu. Şimdi o Londra'daki bankaya Osmanlı da ortak oldu. Ve bu çok şahane oldu diye kodlayarak bak burada. Adı da değişti. Banka Osmani Şahane olarak güncelleniyordu. Yani önce Bankı Dersaadet battı. Sonra Banka Osmani bu İngiliz sermayesi.
Sonra Osmanlı kendi temellerini attığı bankaya ortak oldu. Ben dedi ki bu çok şahane oldu gibi aklınızda kalsın. Banka Osmani Şahane olarak adı güncellendi. Memleket sandıkları kurulmuş. İleride Ziraat Bankası'nın temelini oluşturacak aynı zamanda bu memleket sandıkları. Üretimi canlandırmak için Islahı Sanayi Komisyonu kuruluyor. Osmanlı en büyük dış borçlanmayı da bu dönemde yapıyor. Zaten bir sonraki padişahta da iflasımıza çıkacağız. Hukuk alanındaysa Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecelle hazırlanıyor. Çok 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 önemli, bak çok dikkat edelim buna. Mecelle İslam dünyasının ilk medeni kanunudur. Dünyanın da ikinci medeni kanunudur. Romalılar yapmışlardır ilk medeni kanunu. Sonra işte biz hatırlarsanız 1926 yılında artık böyle laikleşmeye adımlar attığımız için ne yapmıştık? İsviçre'den bir medeni kanun getirerek bu Mecelle'ye son vermiştik. Ondan bak hazırlanışı Ahmet Cevdet Paşa tarafından Abdülaziz dönemindeymiş. Nizamiye mahkemeleri kurulmuş. Avrupa tarzındaki ilk mahkemedir. Önemli mi? Önemli bak. Avrupa tarzındaki ilk mahkeme Nizamiye mahkemeleri. Tabiyeti Osmaniye kanunu çıkartılmış. Vatandaştan çıkmak zorlaştırılıyor bununla beraber ki böylelikle devletin dağılması engellenmeye çalışılıyor. Çünkü bu dönemler genelde Osmanlı'nın böyle dağılma sürecinin başladığı, özellikle işte ayaklanmaların falan arttığı ve Yunanistan'ın falan çok olmuş bağımsız olalı. Yunanistan 2. Mahmut'la bağımsız olmuştu. Yavaş yavaş böyle Romenler, Sırplar ve özellikle Bulgarlar böyle sıkıntı yaşatmaya başlıyorlar Osmanlı'ya. Ondan dolayı bak biz de vatandaştan çıkmayı zorlaştırmışız. Tabiyeti Osmaniye kanunu ile. Meclisi, valayı, ahkamı, adliye denen bir kurumumuz vardı ya, az önce görmüştük onu 2. Mahmut'ta. Bu ikiye ayrılmış. Şurayı devlet, bu günümüzdeki Danıştay'dır. Yasa ve tüzük hazırlıyor. Bir de divanı, ahkamı, adliye olmak üzere ikiye ayrılmış. Bu da günümüzdeki Yargıtay'dır. Bunları da böyle bir şema yaparak kendiniz notunuza ayırabilirsiniz bir tablo halinde. Bu videomuzda da Abdülaziz dönemindeki ıslahatları görmüş olduk. Bir sonraki padişahımız da 2. Abdülhamit olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.